Benim adım Elif. Benim adım da B. Benim adım da T harfi. Çocuklar, benim adım S. Benim de adım Cim. Benim adım H. Çocuklar, ben de H harfiyim. Merhaba çocuklar, benim adım Dal. Benim adım Zel. Benim adım Ra. Ben de çok kolay bir harfim. Ama sakın beni zer harfiyle karıştırmayın. Çocuklar, ben sin harfiyim. Ben de sinin arkadaşıyım. İsmim Şın. Benim adım Sad. Selam Ahmet, benim adım Dat. Arkadaşlar, benim adım Tı. Benim adım da Zu. Çocuklar, kolay gelsin. Benim adım Ayn. Ben de Hayn. Benim adım Fe. Benim de noktam var. Ben de bir gemiye benziyorum. Arkadaşlar, benim adım Kev. Ben Lam. Selamun aleyküm. Ben Nun harfi arkadaşlar. Ben Vav harfiyim. Benim adım He. Lam Elif. Ben Elif Ba'nın son harfiyim. Adım da Y. Selamun aleyküm çocuklar. Nasılsınız? Beni tanıdınız mı? Aa, tabii ya. Önce kendimi tanıtmam lazım. Benim adım Elif. Övünmek gibi olmasın, Elif Ba'nın ilk harfi benimdir. Ben altında nokta olan bir kayaya benziyorum. Değil mi arkadaşlar? Ama yine de bizi karıştırmayın siz. Çünkü aramızda çok fark var. B harfini bir bardağa benzetmiştiniz. Beni de içinde iki tane güzel elma olan bir tabağa benzetebilir. Çocuklar, benim adım S. Ama dikkat edin, ben peltek bir harfim. Teşekkür ediyorum size. Çocuklar, benim de adım Cim. Aklınızda kalması için beni bir civcive benzetebilirsiniz. Kolay gelsin çocuklar. Benim adım Ha. Boğazınızı birazcık sıkarak söyleyeceksiniz. İşte böyle. Ha. Bu da kardeşim H harfi. O da kendini tanıtsın. Çocuklar, ben de H harfiyim. H harfiyle birbirimize benziyoruz. Ama H'nın noktası yok, benimse noktam var. Çocuklar, biz ikimiz de H harfiyiz. Bizi de birer horoza benzeterek aklınızda tutabilirsiniz. Horozun H'si, yani biz. Yani ben H ve kardeşim H harfi. Merhaba çocuklar, benim adım Dal. Yanımdaki de Zel harfi. Dal harfi haklı çocuklar. Benim adım Zel. Bakın benim noktam var bir tane. Görüyor musunuz? Dal harfinden böylece ayrılıyorum. Şimdi de geldik 10 ve 11. harflere. Selam çocuklar. Benim adım Ra. Çok kolay bir harfimdir. Ben de çok kolay bir harfim. Ama sakın beni zer harfiyle karıştırmayın. Sin ve Şın harfleri. Çocuklar, ben sin harfiyim. Çok kolay bir harfimdir. Beni bir sincaba benzetebilirsiniz. Ben de sinin arkadaşıyım. İsmim Şın. Beni de unutmayın sakın, tamam mı çocuklar? Evet çocuklar. Sin ve Şın harflerine de hoş geldiniz diyoruz. Evet çocuklar. Benim adım Sad. Yanımdaki de kardeşim Dat harfi. Sad haklı. Biz kardeş sayılırız. Çünkü birbirimize çok benziyoruz. Ama aramızda bir nokta farkı var. Çocuklar. Bizi sin ve şın harfleriyle de karıştırmazsanız memnun oluruz. Niye? Ben o kadar zor bir harf miyim? Üzülme kardeş. Kar topu bir kedi. Arkadaşlar, benim adım Tı. Beni uzun kulaklı bir tavşana benzetebilirsiniz. Benim adım da Zı. Benim Tı harfinden farkım başımın üstünde bir nokta olması. Evet çocuklar. Geldik Ayn ve Gayn harflerine. Çocuklar, kolay gelsin. Benim adım Ayn. İsmim biraz zor gibi görünüyor ama azıcık çalışırsanız ismimi kolayca söyleyebilirsiniz. İşte böyle. Ayn. Ben de Gayn. Yani yumuşak Y harfiyim. Gayn. Arkadaşlar, benim adım F. Öncelikle Ayn ve Gayn harflerine teşekkür ediyorum. Bizi fazla bekletmediler. Çocuklar, beni başımın üstündeki noktadan tanıyabilirsiniz. Benim de noktam var. Ama ben bir feribota benziyorum. Ben de bir gemiye benziyorum.
Biri benden mi bahsetti? Arkadaşlar benim adım Kef, Kaf değil. Evet çocuklar, geldik Lam harfine. Ben Lam, yani Le. Bir Leyle'nin Le'sinden hatırlayabilirsiniz beni. Selamun aleyküm. Allah kolaylık versin. Ben sizi seviyorum. Aslında Elifba'nın bütün harfleri sizi çok seviyor çocuklar. Beni tanıdınız mı? Yo, tanıyamadık. Siz de haklısınız. Önce kendimi tanıtmam lazımdı. Ben Nun harfi arkadaşlar. Beni bir yüzeye benzetebilirsiniz. Çocuklar, yavaş yavaş Elifba'nın sonuna geliyoruz. Ben Vav harfiyim. Yani V harfi. Nasılsınız çocuklar? Evet çocuklar, sona doğru yaklaşıyoruz. Benim adım H. Beni H ve H harfiyle karıştırmayın. Çocuklar, geldik Elifba'nın 28. harfine. Bu harfin adı Lam Elif. İsminde de anlaşıldığı gibi Lam Elif aslında bir harf değil. Evet çocuklar, ve şimdi geldik Elifba'nın son harfine. Evet, ben Elifba'nın son harfiyim. Adım da Y. Y harfi aynen bizim dilimizdeki Y harfi gibi okunan, telaffuzu kolay bir harftir.